Fabrikadan çıkmayan koltuklarına tükürdüğüm. Şu anda arıyorum. Çalacak inşallah. Merhabalar. Merhaba. Ben Ahmet Sonuç. Benim bir siparişim vardı. Onunla ilgili bilgi alacaktım ama. Abi hemen bakalım bir saniye. Öncelikle şunu da belirteyim. Konuşmamız kayıt altında. Müşteri memnuniyetsizliğinden ötürü. Öyle mi? Evet. Abicim sizin köşe modülünüz size hiç teslimat yapılmadı değil mi? Onu bile bilmiyorsunuz. Yok şimdi abi şöyle söyleyeyim. Fatih Bey vardı. İşten ayrıldı, o işlere bakan bir satış. Burada satış görevlisiyiz. Yani bunları bilmememiz normal. Çünkü biz oraya teslimiyet yapıyoruz. Ondan sonrasını hiç biz Bana görmüyoruz. Onun için orada sordum. bana Ben orada şeye bakacağım. Ben teslimat mesela faturalanmış ürünleriniz var sizin de. Bunlardan gelip teslimat yapıldı mı diye onu sormayı. Şimdi Onu öğrenmek bana orada istiyorum. Ben satışı ona yapan Hava Hanım vardı. Bir de iç mimar bir beyefendi vardı. Alper Bey, Havva'nın burada da Heh. aynısına bakacak o da yani. Size hiç Tamam. teslimat yapıldı mı yani onu bir Şimdi öğrensem. bize yer yer teslimatlar yapıldı. Bu Mayfair ile ilgili sadece köşe modülüyle Ha. dinlenme koltuğu geldi. Diğer üç Tamam. parçamız gelmedi. Şimdi Size bize şimdi ben size söyleyeyim. Mayfair ikili modülünüz var abi. 22 Şubat'ta üretimden çıkmış. Açık teslimat. Yani bu demek şöyle söyleyeyim. Açık teslimat demek oradaki Kayseri'den fabrikadan ilk kamyondan faturalanıp buraya çıkacak gelecek. Yani bu hafta içinde gelir. Şimdi bir Gelir dakika. gelmez de size teslimatını yapacaklar abi. Öyle söyleyeyim yani. İkili modül dediniz. Kaç tane bu? İkili modül 3 tane. Onunla değişimiyle ilgili bir şey demiştik. Onu da dinlememiş. İçin. Onlardan bir tanesini tekli modül çevirecektik. Aradık ama onunla ilgili hiç kaydınız yok mu sizin? Burada şimdi ikili modül var. Üç tane bekleyen. Bir dakika faturalanmışa bir daha bakayım. Yatak var. Köşe modülü var. Şimdi Modülü var. hocam ismin neydi senin? Tuna benim ismim. Tuna. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz bu alışveriş yaptığımızda bize 2 haftada gelecek dendi. 25 gün oldu. Benim elimde de var. Sipariş tarihi 31. Evet abi. 31.01. Tamam. İki haftada mı Şimdi dediler size evet abi 2 haftada dendi bize. Sonra aradık. Kemküm edildi. Madem gecikecek o ikiliyi tekli yapalım dedik. Onu da kayda almamışsınız. O ikililerden 3 tane göndermişsiniz. Şöyle söyleyeceğim ben sana. bunu? Senin malın şu an ayıplı mal. Çünkü söz verdiğin sipariş tarihini geçeli çok oldu. Evet abi. Yarın gelmezse bu mal iptal ve tam fiyat geri iade talep ediyorum. Anladım. Tamam abi ben iletirim onu o zaman dedim. Alper Bey'e iletim genel Şimdi koordinatör bak müdür. hep ileteceğiz sizi arayacağız diyorsunuz. Üç kere Evet. oldu bu kimse aramıyor. Anladım. Ya Ben o yüzden bunu işte. kayıt altına alıyorum. Çünkü Tamam. aramıyorsunuz. Söz Tamam abi. verdiğiniz tarihte de Yok ben göndermiyorsunuz. aramak için şey bu talebinizi ileteceğim ben Alper Bey'e. Yani yarın Bu gelmezse bir dediniz de şimdi yarın. talep değil bu arada. Bu benim hakkım. Yok tamam 6502 hayır sayılı yani kanunun aklınızda. 11. maddesinden senin malın Hı. ayıplı. Ben şu dakikadan sonra istediğim gibi at koşturabiliyorum. Çünkü ayıp yani. Anladım. 3 kere aradık, biz sizi arayacağız dediniz. Aramıyorsunuz. Ha ille böyle konuşup üstünüze tüketici hakem heyeti göndermek gerekiyor galiba. Anladım. Ben bunları ileteyim abicim. Tamam. Aynen Ben böyle hemen iletin. söyleyeyim. Alper Bey Yarın arayacağım. Bunların gelmediğini ben sana söyleyeceğim. geri iade full Anladım. bütün ödediğim paranın hepsini bankama istiyorum. Bankama para yatana kadar da buraya getirdiğiniz 2 malı alamazsınız. Anladım. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Alper Ben Bey de şimdi hemen arasın iletirim beni. Alper Çünkü Bey'e. o sözü veren oydu. Bir de hafif kilolu bir arkadaş var sizin. Asıl şeyle ilgilenen bu. Neydi adı? Hatırlayamıyorum şu anda. Fatih mi? Evet. O mu İşte o ayrıldı? işten ayrıldı. Ayrıldı da. Geçmiş olsun da benim problemim değil. Konuları o biliyor. Ya yok tabii sizin probleminiz değil yani. Ondan dolayı diyorum. Ben şimdi Alper Bey'e bunları söyleyip.
Çünkü 2 haftada sözü veren o diyorsunuz değil mi? Tabii. Benim nişanlım da burada. O da şahittir. Yani şu dakikadan sonra ya yarın gelecek ya da iptal olup parası bankama geri yatacak. Çünkü ben 2 günde başka bir köşe koltuğu alırdım. 25 gün yani ayıp biraz. Değil mi? Yani bir şey diyemiyorum. Şimdi söz vermişler. Normalde Enzo'nun 30 iş günü diye termin süresi. Şimdi 2 haftada söz verdikleri için size ben size yok şimdi şey bizim önümüzde yani bizim önümüzde bilgisayara oturuldu. Çıkı 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 tuşlara basıldı. 2 haftada siz de Ahmet Bey dediler. Ben de ona istinaden nakit ödedim. İşte nakit ödeyince bir daha müşterinin yüzüne bakmıyorsunuz. Olay bu. Yok öyle bir şey olmazdı. Biraz elemanlar oldu canım. Ben sizi 3 kere aradım. 3 kere geri döneceğiz dediniz. O tekliği çiftliği tekliğe çevirme dönüşümünü not bile almamışsınız. Yani böyle şey olur mu? Parayı aldıktan sonra böyle safsaklıyorsunuz herhalde. Hiç hoş değil. Anladım. Yok öyle bir şey kesinlikle olmaz da. Biraz işte burada dedim ya eleman... Abi olmaz diyorsun, ben sana oldu diyorum. Nasıl? Yok safsaklamak değil yani o anlamda demeyeyim. Ben bilerek yapılan bir şey yok Ahmet Bey. Ya öyle söyleyeyim size ben. Yani... Hani senin telefonu kapatıp da tamam bir daha kulak arkası affedersin. Hani o anlamda değil yani. Safsaklama yok da. Anladım. Biraz burada elemanlarla ilgili bir problem oldu. İşte o işten ayrıldı, o geldi falan. Öyle bir karışıklık oldu. Bu ikili modül yerine tekli şeyiniz de aslında ondan dolayı biraz belki karambole gelmiştir. Onu hiç dinlememişsiniz zaten. Bunu kime söylediniz siz? Bunu ben Hava Hanım'la telefonla konuştum. Alper Bey'le görüşeceğim, o size dönecek dediler. Kendileri. Ben ona dedim ki yani bu gecikmeyle ilgili de bize bir dönüş yapın artık dedim. Bir şey söyleyin dedim. Onun üstünden 6 gün geçti bu konuşmanın üstünden. Ses seda yok yani. Hani önünden de geçip duruyorum benim mahallede sizin şeyiniz. Yani o içeriye girmemek için zor tutuyorum kendimi. Net söylüyorum. Yok buyurun gelin yani olur mu şey her zaman buyurun gelin. Yani siz haklısınız yani. Sizin şu an söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani çayımızı kahvemizi de ikram edelim. Buyurun konuşuruz da. Ben bu konuyu Alper Bey'e hemen arıyorum, konuşuyorum. Tamam abi, benim numaram var. Onda vardır. Beni arasın, tamam. Bilgi versin. Yarın son gün. Tamam. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın.